Organik Kimya Laboratuvarında bir tepkime yürütüyorsanız, bu tepkimeyi gözlemlemek için kullanacağınız yöntemlerden biri de ince tabaka kromatografisidir. Buna kısaca ITK'da ITK da diyebiliriz. ITK'nın çalışma prensibi diğer kromatografilerle aynıdır. Yani biri hareketli, biri sabit olan iki faz içerir. Ve araştırmaya çalıştığımız bileşikler her iki fazda da etkileşime girer. Önce sabit fazdan bahsedelim. İTK'da tamamı silika jelle kaplanmış bir plakamız vardır. Silika jel bizim sabit fazımızı oluşturur. Sabit faz olarak kullanılabilecek birçok madde vardır. Ancak silika jel en yaygın olanıdır. Yapmamız gereken bir çubuk alıp tepkime tüpüne batırmak. Sonra çubuğun ucuyla buraya bir damla bırakmak. Bu damla sayesinde bir bileşen mi yoksa birden fazla mı bileşen var göreceğiz. Şimdi de hareketli fazı hazırlamalıyız. Bu işlemi yürütme tankı adı verilen beyaz renkli kap içinde yapalım. Önce tankın içine biraz hareketli faz koyuyoruz. Bu bir çözücü ya da çözücü karışımı olabilir. Miktarı biraz az olmalı. Çok olursa damlamız içine gömülür. Şimdi yürütme tankın içine bir parça kağıt koyuyoruz. Böylece doygunluğunu test edebiliriz. Kağıdın ıslanıp ıslanmadığını kontrol edeceğiz. Islanması bize hareketli fazın buharının tankın her yerinde olduğunu gösterir. Şimdi ince tabaka plakasını tankın içine yerleştiriyoruz. Son olarak tankın ağzını kapatıyoruz. Bunun sebebi organik çözücülerin çok uçucu olması. Yani tankın ağzı kapalı olmazsa sıvımız çabucak gaza dönüşür. Peki şimdi ne olacak? Pembe renkli hareketli fazımız plaka boyunca kılcal hareketlerle ilerleyecek. Bir sıvının silika jel gibi bir katı tarafından emilmesini kılcal hareket olarak tanımlıyoruz. Hareketli fazımız plakanın üst ucuna kadar tırmandığında plakayı tanktan çıkarıyoruz. Hareketli fazına ulaştığı yüksekliği bir kalemle işaretlemeyi de unutmayalım. Peki, şu anda neden bir şey göremiyoruz? Çünkü bunun için plakanın üzerine UV ışığı benzeri bir ışık tutmalıyız. O halde UV lambamızı alalım ve plakamızın üzerine yansıtalım. Aromatik bileşikler genelde hemen görünür ve ışık yayarlar. Diyelim ki plaka üstünde buradaki gibi iki nokta ortaya çıktı. Peki bu ne demek? Bu bize tepkime tüpündeki maddenin iki bileşenle bir karışım olduğunu gösterir. Yani burada en az iki bileşen varmış. Plaka üzerinde 3, 4 ya da daha fazla nokta da olabilir. Araştırma yaparken çok dolu ve karışık bir ince tabaka plakasıyla karşılaşabilirsiniz. Peki, elde ettiğimiz bu iki nokta için başka neler söyleyebiliriz? İnce tabaka kromatografisi gerçekten çok kalitatif yani nitel bir yöntemdir. Mesela bize bu bileşenlerin ne kadar polar olduğunu gösterebilir. Sabit fazımız olan silika jelin çok polar olduğunu unutmayalım. Gördüğünüz gibi aşağıdaki nokta çok fazla yukarı ilerleyememiş. Bu da bize bu noktanın silika jel tarafından çok çekildiğini gösterir. Ancak diğeri daha fazla ilerlemiş. O halde bu nokta daha az polardır ve hareketli faz tarafından daha çok çekiliyordur. Ancak bileşenlerimizin hangi maddeler olduğunu bilmiyoruz. Diyelim ki tepkime tüpünün içinde naftalin, benzoik asit olduğunu biliyorduk. Bu durumda hangi noktanın hangi bileşene ait olduğunu nasıl anlarız? Önce bileşenlerimizin hangisi daha polar, hangisi daha az polar olduğuna bakarız. Gördüğünüz gibi naftalin sadece karbon ve hidrojenlerden oluşuyor. O zaman naftalin oldukça apolardır. Yani yukarıdaki daha az polar noktanın naftalini gösterdiğini söyleyebiliriz. Benzoik asit ise karbosilik grup içerdiğinden oldukça polar bir moleküldür. Bu durumda daha aşağıdaki nokta benzoik aside aittir. İşte laboratuvarda ince tabaka kromatografisi böyle yapılır. Küçük bir tekrar yapalım. Önce plakamızın üzerine bir damla damlattık. Daha sonra plakayı harekette fazın bulunduğu yürütme tankın içine yerleştirdik. Bir süre hareketli fazın yukarıya tırmanmasını bekledik ve sonra plakayı dışarı çıkardık. Oluşan lekeleri görmek için üzerine UV ışığı tuttuk. Son olarak da bu noktaları polarlıklarına göre sınıflandırdık